Arkadaşlar ben şimdi buradan çıkacağım. Burası Greece, Yunanistan'a giden yol. Pazar Kule hududuna gitmek istiyorum. App'ten baktım, Kapı Kule çok yoğun. 5 saat, 6 saat bekler garibanlar. Ben form da doldurdum internetten, Almanya'da evden çıkmadan. Bakalım. Formu doldurdum. Bir yanlışlık olmamışsa, bir hata oluşmamışsa sorunsuz geçeceğim. Arkadaşlar, otoyoldan çıktıktan sonra yedi kilometre sonra sınıra geliyorsunuz. Burası bomboş. Şimdi çok ilginç bir olayla karşılaştım. Yunanistan kapılarını kapatmışlar. Komşu çıkamazsın diyor. Sadece tırlar. Nasıl dedim? Siyaset sorunlar diyor. Arkadaşlar ben siyaset politika yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Memurun söylediğini aktarıyorum size. Türkiye ile Yunanistan arasında olan siyaset sorunlardan dolayı kapıları kapatmışlar. Eyvah dedim, Kapıkule'ye gideceğim dedim. Kapıkule çok yoğun dedim. İpsala açık mı? İpsala da kapalı diyor. Ya dedim nasıl olur? Daha birkaç gün önce bir arkadaşım geldi dedim. Geçti dedim. O diyor test göstermiştir diyor. Form doldurmuştur diyor. Dedim ben de form doldurdum. Hemen açtım e-mailimden gösterdim. Bakmadı bile. Kağıt bile sormadı. Hani testin var mı? Genezin? Hani hastalık kapıp da iyileştin mi? Sadece QR kota şöyle bir baktı gözüyle. Tamam komşu sende şans var geç dedi. Hani diyorsunuz ya Yunan kapısı kapalı. Arkadaşlar testi olan, form dolduran benim gibi bunlar geçebiliyorlar. Sen form doldurmamışsan, yanında negatif testin yoksa ve hastalıktan iyileşmişsen, iyileşmene dair belgen yoksa, benim belgelerim var, onları bile görmek istemedi. Tamam tamam komşu dedi, sende şans var dedi, git dedi. Ha girdim arkadaşlar. Bir ben vardım kapıda, yalnız. Alaynı, ılığın. Arkadaşlar şimdi burada Yunan'da tekrar bir kontrol. Abi korona kontrolü, yani şu formu doldurdun mu? Şimdi benim de çatpat İngilizcem var. Bunlar da çatpat, zar zor anlaştık. Önce bırakmak istemediler. Dedim bakın arkadaşınız beni bıraktı buraya kadar. Çünkü ben de PLF form doldurmuşum. Ha doldurdun mu dedi. Dedim ya. Negatif testin var mı? Dedim yok. Ben hastalığı geçirdim, iyileştim. Buyurun evraklarım. Evraklar Almanca yazıyor. Bir de İngilizce yazıyor. Recovered diye. Recovered iyileşti demek. Onu bile anlamadılar. Ben dedim bakın Almanca ama tarihler yazıyor. Hasta olduğum tarih, iyileştiğim tarih ve 6 ay süresince muafım. Sizin kanununuza göre dedim test göstermekten muafım. Tamam okey dedi. Yazdı çizdi bir şeyler yaptılar. Ondan sonra 3-4 tane hemşire var.
mecburi korona test yapıyorlar. Burnunuzdan burnunuzdan alıyorlar. Test olunuyor. Yaklaşık 5 dakika falan bekledim. Tamam dedi. Sen gidebilirsin. Okay, you go dedi. Şimdi düşünün, buradan Pazarkule yaklaşık 35 kilometre, yarım saatlik bir yol gideceğim. Bir sürü stres. Bir sürü stres. Bu ne ya? Şimdi anladım millet neden Kapıkule'de bekliyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Abi Kapıkule bir dolu, bir dolu, app'ten bakıyorum. Şimdi bakalım Pazarkule'de neler yaşayacağız? Onlar neler yapacaklar? Evet arkadaşlar, yani anlamayanlar için şu an Yunanistan'dayım. Yunanistan'a girdim demek. Tamam mı? Yunanistan'a girdim. Ya pardon, tabii arkadaşlar, yorgunluk. İlk yer Bulgar'dı. Bulgar'dan çıkış yaptım. Ya yorgun arkadaşlar, ben kaç saat ayaktayım. O ilk dediğim yer Yunan'a giriş değildi. Bak burada düzeltme yapıyorum. Bulgar'dan çıkıştı. Bu ikinci yer, test yapılan yerde Yunanistan'a giriş yaptım. Aynen. Şimdi Kastaniyes diye bir kasaba var. Onun içinden geçeceğiz. Kasabanın sonunda Yunanistan'dan çıkış yapıyoruz. Gümrük kapıları orada. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra da Pazarkule'den Türkiye'ye giriş yapacağız. Gideceğiz. Arkadaşlar, Kastaniyes'in içine geldim de videoyu açmayı unuttum. Geç açtım. Çok sakin. İnsanlar var dışarıda ama bak oturuyorlar böyle, ne bileyim, lokantalarda, barlarda. Ama çok sakin ya. Evet arkadaşlar, burası sınır kapısı. Geldik. Gelmişek. Videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, Yunan'dan çıkış yaptık. Şimdi ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Yunanistan'dan yarım saat yol yaptım. Girerken ne araba kağıdı isteniyor, kafa kağıdı, ne de sigorta belgesi. Çıkışta istiyor. Sordum, dedim komşu, girişte mi istemiyorsunuz, çıkışta istiyorsunuz? Öyle diyor. Öbürü gelmiş bagaj açtırıyor. Abi niye bu son zamanlarda herkes bagaj kontrolü yapar oldu ya? Üç sefer soruyor, nereden geliyorsun? Dedim Almanya'dan. Yok, hangi güzergahtan geliyorsun? Serbia, Bulgarya diyorum. Halen diyor ki Ankara'dan Çiple mi geldin? Nein diyorum komşu. Serbia, Bulgarya. Sonra bagaj kontrol açıyor, bakmıyor bile. Şimdi bende çok eşya var. Ben yalnızım ama eşya çok. Hanımla çocuklar sonra uçakla gelecekler. Onun için kapatayım, burada asker var. Yunan askeri. Askerlere Kalimera dedim. Yanlış. Kalimera iyi günler demek. Kalibera mıydı? Kalibera iyi akşamlar. Kalinihta iyi geceler. Arkadaşlar kapıya geldim. Kapatıyorum. Burası Pazarkule. Arkadaşlar, inanamıyorum. Neredeyim biliyor musunuz? Türkiye'deyim. Arkadaşlar bakın, normalinde sıla yoluna çıkarken düşüncem şuydu. Şu tabelanın, yani Kapıkule'de de girseydim, burada da sorun yok. Şu Türkiye tabelamamızın önünde durup
bir video açılış konuşması yapmak istiyordum. İşte arkadaşlar, Türkiye'ye geldim, Slayoğlu video hazırladım. Nasıl geldim, neler yaşadım, videomu izleyin, seyredin, görün der gibisine. Arkadaşlar inanın çok yorgunum. Bakın şu an akşam Türkiye saatiyle 10. Almanya saati 9. Kaç saattir yoldayım arkadaşlar? Bakın sabah 10'da 24 saat oldu. 35 saattir. Tamı tamına hesap basit. Dün sabah 10, bugün akşam 9. 35 saattir yoldayım. Hiç uyumamışım. 2488 kilometre yol yapmışım Pazarkulu'ya kadar. Araba kullanma, sadece araba kullanma 28 saat 53 dakika. Bunun içinde molalar var, benzin alma var, sınırlarda beklemeler var vesaire vesaire. Ortalama hızım saatte 87 kilometreymiş. Araba ortalama 6,4 litre yakmış. Evet, şu an burada hava sıcaklığı 25 derece. Arkadaşlar, ben şimdi Edirne'de bir otel bulmaya çalışacağım. Boş bulursam kalacağım, boş bulamazsam bir şekilde başvuru çaresine bakacağım. Hiçbir yere gidemem, çok yorgunum. Karşıda Selimiye Camii'yi görüyorsunuz bu arada. Edirne nüfus 172.800. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sıla yolu videosu, daha doğrusu gurbet yolu videosunda, bunun bir de dönüşü var. Eyvah eyvah eyvah. Yaklaşık 5 hafta kalacağım. Dönüş videom da olacak, gurbet yolu videosu. Arkadaşlar görüşürüz, seviliyorsunuz. Kendinize rındık davranın.